Farkındayım ama yastıkların arasında mı arıyorsun? He. Olamaz değil mi öyle? Olamaz. Püf, ben ne bileyim ya, ne yaptım biliyor muyum ben? Sanki milletin odasına girip sürekli gizlice bir şeyler arıyorum ya. Çok amatörsün. Ayrıca şu suratındaki flardan bozma maske yakalanırsak seni kurtaracağını mı zannediyorsun? Zannetmiyorum canım. Havaya girmek için takıyorum. Ya sen niye beni geriyorsun ya? Yasemin'cim, bak bizim aradığımız şey hard disk, flash bellek, CD gibi bir şey. Yani en fazla kredi kartında boyutunda falan olması lazım. Hadi ara. Ha, bu arada o kartları ikiletmeden alman hiç gözümden kaçmadı Ateş Bey. Yahu biz senin arkanı toplamaya geldik buraya. Sen niye cebe atıyorsun direkt kartları? Ne oluyor Ateş Bey? Zengin hayatına dönmenin adımları mı bunlar? Saçmalama Yasemin. Ne yapsaydım? Ha? Sen Asaf Avcı'nın nasıl bir çakal olduğunu biliyor musun? Denemek için bize verdi o kartları. İtiraz etseydin çok dikkat çekecekti. Şimdi didik didik inceler o karttaki harcamaları. Ulan başka işi gücü yok mu bu adamın ya? Yok. Onun işi de gücü de benim. Kafayı ben de bozdum. Hayda. Ya ben her anım kontrolü yaşayamam vallahi. Bulalım da gidelim evimize. Beyim, Ercan'a söyle gecikeceğimizi haber versin. Zeynep, bir daha bu kokuyu sıkmayın. Çok kötü kokuyor. Teşekkür be. Zevksiz herif. Allah kahretsin. Yasemin. He? Sana bir iyi, bir de kötü haberim var. Hard diski buldum. Ha. Ama kasada. Ha. Ne yapacağız? Nasıl alacağız? Şifreyi de bilmiyoruz. Sadece şifre olsa iyi. Parmak izini de almamız lazım. Kaldık burada. Yasemin, her düştüğümüz kötü durumda şu büründüğün pesimist karakter benim tüyleri bir diken diken diyor. Ya bir dur, merak etme. Halledeceğiz, bulacağız bir yolunu. Bir sakin. Sakin. Şu bir yolunu bulacağım, bir yolunu bulacağım cümlesinin lügatından çıkar artık. Hık! Yani bana bir daral geliyor bu kelimeleri duyunca. Darlaklıktır o. Daral. Darlaklıktır. Daral. Yürü hadi yürü.